geçmişin üzümleri, geleceğin korkuları var. Korku geleceğe aittir. Geçmişe hüzün var. O zaman insan bir halette oluyor. Korkuyor musun? Hüzünlü müsün? Yani elem mi alıyorsun? Ha, bu sana diyor ki dikkat et. Dikkat et Hasan. Korkuyorsan nazarın gelecekte. Hüzünlüysen geçmişin bataklıklarındasın. Nasıl tamir edeyim? Nasıl ki Allah gübreyi tezekle enerjiye dönüştürdüğü gibi, necis olan gübreyi ağaç portakal mandalinaya dönüştürdüğü gibi, geçmişindeki günah pisliklerini, gübrelerini de ya tezek enerjisine, yani hizmete koştur, o enerji elde et. Yok, geçmiş günahlarını fıtratını doğru kullanarak, vaydi kıyası yaparak, onları aleminde anlamlandırarak tövbe ağacına, yani nasıl ki güneş tezeyi kurutup enerjiye dönüştürdüğü gibi, ağaç da gübreyi elmaya dönüştürdüğü gibi, biz de necis olan günahlarımızı, gübre gibi olan günahlarımızı tövbe, istiğfar, nedamet sistemiyle tersine dönüştürme yetisi ve yetkimize sahibiz. Var böyle bir sistem. Din Adem vücuda dönüşüyor değil mi abi? Adem vücuda dönüşüyor. Aslında bu da yazılabilir yani şey olarak günah maddesine. Günahın enfusi tarafı nasıl ki günahı tezeyi güneş enerji paketine, gübreyi ağaç meyveye dönüştürdüğü gibi su da öyle, üç olsun. Ateş de temizliyor. İnsanın günahını da amellerle, tövbe, istiğfar, nedametle yübedilullahi seyyiatım hasene sırınca 23. sözde tersine dönüşüyor. Nasıl tersine dönüşüyor? Bir, günahın en böyle sıradan olan bize haşa faydası değildi tövbe. Kazanımı diyeyim. Bir, beni iki büklüm ediyor. Bazı böyle şeylerden sonra diyelim bir hasene yaptın. Çok ciddi bir hizmete katkın oluşu oldu, bu oldu. Fakat insandır da böyle bazı hallere, hislere, fikirlere sahip olabilir o zaman. Vay böyle kafa yükseliyor. O zaman günah imdadına yetişiyor. Diyor ki, gafur, bırak bu kalemi hizmete vermeyi. Tamam. Buna gurur yapma. Gafur, Hasan. Şu hatırlıyor musun geçmişindeki Hasan günahını? Evet. Ya şu yaptığın hayrı, şu geçmişindeki şu pisliği ödese ne ala deyince bizi mütevazi ediyor. Böyle. İşi bu konu, en azına bu işe yarıyor. Sonra bir bakıyoruz ki Adem alemlerini tanımlıyoruz, cehennemi tanımlıyoruz. Yani nasıl çökertiyor insanı böyle. Çok tuhaf ya. Devam edeyim de ondan sonra şey yapacağım. 39. Din olma... Abi Hasan abi. Avamın günahla ulaştığı mertebeye, yani tövbe istiğfar yaparak tabii. Alim ilmiyle mi ulaşıyor? Alim ilmiyle uğraşıyor. Şöyle. Mehmet kardeş şöyle diyelim. Avamın tövbesiyle temizlenmesi tezeyin güneşte kurumasına benzer. Enerjiye dönüşür. Alimin ise günahı ağaca benzer. Onu kokuya, mesela mandalın altına koyduk. Kokuya, yaprağa, çiçeğe, tada, renge dönüştürüyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Hususi bir sır. Dedim ki